Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakın, sağ döşeme örmüştüm. İlik yerlerini iğneyle, bakın toplu iğneyle sayarak yerlerini belirledim. 4 tane ilik evim var. Evet, ilik evlerini açtım. Bakın, şu an arka sıradayım. Arka taraftan şu koltuk kısmını, bakın şu kısmı, koltuk kesimini göp koyacağım, ayarlayacağım inşallah. Şöyle biraz daha yaklaştırmak istiyorum ki daha iyi net gözüksün diye şu şekilde. Bakın, 5 tane kenar ilmeğimiz var. 2, 4, 5, 6. ilmeği arkadan selaneye çeviriyorum. Bakın, örgümün arka yüzünden, iç yüzünden selaneye çeviriyorum. Evet. Çevirdim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5. Şu 6. ilmenin, bakın, 6. ilmenin yanından 7 ve 8. ilmeği keseceğim. Yalnız bu sıra kesmiyorum, bir sıra sonra keseceğim. Bu sırada modelimizi bitiriyorum. Modelimiz, kapatıyorum. İlmelerimizin tamamını haroşaya çeviriyorum. Evet. Son ilkemi de açmıştım. Şimdi tekrar arka yüzdeyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeden sonra bakın selanemi yapıyorum. Altı tane koltuk için 6 tane ilmek keseceğim. 4 tanesini hırt diye hepsini birden keseceğim. Yani bir tane kesip döneceğim, bir tane kesip döneceğim. Hiç diğer ilmeleri örmeden diğer kısmını, kalan 2 ilmeği ise örerek keseceğim. Selanemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmem var. 5'ini de ördüm. Burada şimdi 4 tane ilmeği koltuk için keseceğim. Bakın, 2, 4, 5 tanesi, 5 tanesi kenar ilmem. Bir tanesi Selanik olan, 7 ve 8. ilmeler birlikte kesiyorum. Evet. 7 ve 8. ilmeği kestim. Bakın, örmeden sağ şişimi alıyorum. Selanemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı şekilde dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer döşümü örerken bakın tekrar geri bu 7 ve 8. ilmeleri birlikte aldım, kestim. Örmeden tekrar geri dönüyorum. Bakın, örmeden alıyorum. Direkt selanemi yapıyorum.
Diğer döşü sağ taraftan açmıştım. Bunu sol taraftan kesiyorum. Evet. 5 tane ilmeği ördüm. 6. ilmem. Bakın 7 ve 8. Bu 3. ilmem oldu. Bakın 1 2 3 4. ilmeme bakayım bir tane. 1 2 3. Evet, 3 tane kestim. Bir tane daha keseceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncı ilmemiz. 7 ve 8. ilmeği birlikte yapıp kesiyorum. Bakın 4 oldu. 1 2 3 4. Bundan bunu da dönüyorum. 5 ve 6. ilmeleri örerek keseceğim. Evet. Bundan sonra ilmelerimin tamamını öreceğim. Beşinci ilmen. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi burada ön kısmını, döş kısmını, döş oyuntusunu da yapacağım. Bakın şurayı 7 ve 8. ilmeleri ikisini bir edip kesiyorum. Evet. Bu şekilde bir tane daha keseceğim koltuk kısmından. Ondan sonra koltuk kısmını düz olarak götüreceğim. Hiç kesmeyeceğim koltuk kısmından. Fakat döşten, ön kısımdan, ön oyuntusundan ilmelerim, 20 tane ilmem kalıncaya kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Ben döşümün ikisini de tamam ettim. Bakın. Tamamladım. 1, 2, 3 ve 4 tane ilikevi açtım. Bakın. Tam 25 diş. Burayı tamamladım. Şu koltuk kesiminden, döş kesiminden başlayarak 25 sıra attım. 26. sırada kestim. Bitirdim. Şurası 20 diş. 20 tane ilmemiz kaldı. Bakın 20 ilme de tamam ettim. Kestim. Şu şekilde. Şimdi şu arka kısmını yapacağım. Şurayı yapacağım. Bunu 28 ilme başlayıp 36 ilme ile bitirmiştim. Bu 3,5 numara bir şişti. Orta kalınlıkta bir ipti. Bu benim şu ipim ise biraz daha kalın. O yüzden 4 numara şişle ördüm. Şimdi bu sayılara göre hesap ettim ben. 25 tane ilme atacağım. Bu 25 tane ilmeği 8 sıra 8 defa arttıracağım. V'sini çalışacağım. İlk önce şu sağ parçayı çalışıyorum. Bakın. İsterseniz bunu tek şişte de yapabilirsiniz. Tek şiş size zor gelirse, bana tek şiş pek bir mantıklı gelmedi. Daha kolayıma geldi. Ayrı ayrı örmeyi, onun için ayrı ayrı öreceğim. Evet arkadaşlar, 25 diş
haroşa ördüm. Bir sıra gittim geldim. Bakın şu sağdaki şu kısmı arttıracağım. Onun için şu baştan arttırma yapmadım bakın. Örüp geldim. Sondan son bir ilme kala bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bakın başına dolayıp atıyorum. Ördüm ve dönüyorum. Bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa şeklinde tamamen haroşa örüp gideceğim. İnşallah bismillah. Evet, ilk arttırmamı yaptım. 8 tane arttırma yapacağım bakın. Tekrar yapıp gelip göstereyim. Bakın arkadan örüp geldim. Sonda bir tane ilmem kaldı. Bir tane ilmek kalınca başına bir ilme atıyorum bakın. Atıp sıkılıyorum. Son ilmemi örüyorum bakın. Şu sağ taraftan sağ baştan hiçbir artma işlemi yapmıyorum. Sadece şu sol taraftan arttırıyorum. Çünkü şu sağ tarafın artmanı yapacağım. 8 defa arttıracağım. Tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın ben sıramı tamamladım. Şu şekilde 8 sırayı attım. Bakın. Şu şekilde tam 8 sıra. Ve ipimi kesiyorum burada. Tekrar yeniden 25 tane başlayacağım. Ve bu sefer sağ taraftan arttıracağım. Bakın tam bir V elde edeceğim. Bu taraf düzüldü. Bu taraftan arttırmıştım. Şimdi tam tersini yapacağım. Ve şurada iplerimi tekrar yeniden bağlayacağım. Evet ilmelerimi attım. Arkadan bir diş bir sıra haroşa ördüm geldim. Şimdi şu sondan arttırmıştım diğer şu parçamı. Şimdi ilk baştan arttıracağım bak. Bir tane ilmeği örüyorum. Hemen akabinde arttırıyorum. Hemen arttırıyorum. Tekrar böyle sıra sonuna kadar gideceğim. Arkadan döneceğim. Tekrar yine göstereceğim inşallah. Evet. Arkadan ilmelerimi bakın. Arttırdığım ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Bakın arttırdığım ilmeği örüyorum. Kenarındaki ilmeği de örüyorum. Tekrar dönüyorum. Baştan bir tane ilme örüyorum bakın. Bir tane ilme. Ve hemen arttırıyorum. Ve aynı şekilde arttırıyorum, gidiyorum, dönüşte geliyorum, arkaya dönüp tekrar arttırıyorum. Bir tane örüp arttırıyorum. Bu şekilde 8 defa arttıracağım. Evet arkadaşlar. Ben ikisini de tamamladım. Bakın burada şu anda ipimi ben bağlayacağım. Evet. İpimi sıkı bir şekilde bağladım. Ve devam ediyorum örgümü. Şimdi burada bakın birleştirmemi yaptım. Gördüğünüz gibi ipimi bağladım. Şimdi yapmam gereken iş sadece şurayı bakın şurayı öreceğim. Burayı tam ördükten sonra şuradan şu koltuk kısmına kadar sayacağım.
Kaç sıra vermem gerekiyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 sıra. 43 sıradan sonra bakın 5 ilme örüyorum. 5 ilmeden sonra selaniye çeviriyorum. 6. ilmemi ve birer tane kesiyorum. Hem sağdan hem soldan aynı şekilde bakın. Her iki taraflı hem sağdan hem soldan iki taraflı olarak kesiyorum. Bu kesme işlemini 6 tane yapıyorum. 6 tane birer sıra örüp örüp gidip gelip kesiyorum 6 sırayı. 6 sıradan sonra 25 diş 25 sıra devam ediyorum. 26. sırada hepsini komple birden kesiyorum. Bakın. Hepsini birden keseceğim. Hepsini birden kestikten sonra bakın şu aksesuarlarını ben inşallah örüyorum geleyim. Diğer videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakın arkasını beraber başlamıştık. Ben şuraya kadar 43 diş haroşa attım. Bakın 43 sıra ördüm. 43 sıradan sonra şu 5-6. ilmeği selaneye çevirdim. Her iki tarafta da çevirdikten sonra bir ilme sağdan bir ilme soldan olmak üzere gidiş gelişlerde 6 defa kestim. Bakın 1-2-3-4-5-6 defa kestikten sonra kesme işlemini bitirdim. 25 sıra şurada 25 sıra haroşa olarak ördüm ve omuz kısmımı tamamladım. Bakın koltuk kısmı tamamlandı. Bu 25 sıradan sonra hepsini kestim. Hepsini bir sırada kestim. Şimdi yapacağım işlem beraber düğmesini dikeceğiz inşallah. Şu kenarlarda olan beraber yaptığımız başlangıç ipleri var. Onları içeri çekeceğim. Bakın arka yüzden ben bunları çekiyorum. Bir tığ yardımıyla onları sabitliyorum. Evet. Sinir. Şu şekilde alayım. Tığın numarası küçük olduğu için çekmekte güçlük çekiyorum. Evet. Şu şekilde bakın. Burada yok ettik. Evet. Şu diğer ilmeleri de aynı şekilde bu iplerini güzelce alıyorum.
fazla olursa bunları sabitlemek daha kolay oluyor. Evet, bakın fazlasını ben oradan öpeyi kesiyorum. Aynı şekilde şu arka kısımdaki ipimi de şimdi arka iplerini çektim. Bakın. Burada şimdi düğmelerini dikeceğim. Bakın 1 2 3 4. sırada ilikimi açmıştım. Aynı şekilde 13 sıraya denk geldi. Bakın ilik evlerimin yerlerini belirledim. 4 tane ilik ev açtım. Şimdi bu ilikleri düğmeleri dikeceğim. Evet arkadaşlar. Düğmelerimi diktim bakın. Şimdi şu arka kısımdaki şu kısmı yapacağım Allah izin verirse. 7 tane ilme attım. Bakın şu köprüyü öreceğim. 7 tane ilme attım. Şimdi şunu sayısınca, ölçüsünce ne kadar olursa ölçü olarak kullanacağım kendime. Bakın haroş olarak örüyorum. 7 tane ilmeği attım. Bunu 20 sıra örmüştüm. Ama bunu kaç sıra örerim bilmiyorum. Şu an örmeye devam ediyorum. İnşallah örünce 7 ilme. 17 sıra yani 10 düz haroşa ördüm. Bakın 7 ilme başlamıştım, bitirdim. Şimdi inşallah bakın 2 parmak burada aralık var, böyle koyarak şimdi inşallah dikeceğim. Tam ortalıyorum, şöyle bakın orta kısmından ortalayarak şöyle 2 parmak yukarıdan kendime göre bir ölçü oluşturdum. Bunu iğneliyorum bak. Yeleğimin etrafını birleştirip dikmeden önce aksesuarlarını hallediyorum, yapıyorum. Ondan sonra dikimi aşamasına geçiyorum. Bakın şu anda yerleştirdim. Ve 2 tane düğmem var. Bu düğmeleri şu şekilde dikeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Düğmelerimi diktim. Şu iki başlardan da gizli olarak tutturdum şu şekilde ki kalkmasın, daha güzel dursun diye. Şimdi dikimini gerçekleştireceğim. Bakın şu sağ düşten başlıyorum. İyi yüzü iyi yüzüne gelecek şekilde, bakın şu şekilde birleştiriyorum. Şuradan dikeceğim inşallah. Bismillah.
Şöyle edip şu şekilde dikim işlemine başlıyorum. Sıkıyorum şöyle bir tane. Şuradan her dişten birer tane alıyorum. Karşılıklı olarak. Şu ipimi de arada yürüteceğim. Evet. Bakın. Bu şekilde. Sonuna kadar dikeceğim. Evet arkadaşlar, yeleğimi diktim ben, bakın. Yanlarını, kollarını, bakın şu koltuk kısımlarını, omuz kısımlarını birleştirdim. Şu anda görüyorsunuz. Çok hoş ve güzel bir yelek oldu. Şu şekilde düğmelerini kapatayım. Kanalımın alt kısmında, açıklama kısmında sayılarını tek tek veriyorum ben, bakın. Bu örmüş olduğumuz, beraber örmüş olduğumuz yeleğimiz. Bakın bu ön kısmına 1, 2, 3 tane model koymuştum. Alttaki yeleğim ise 2 tane model koymuştum. Bunun sayısı bununla eş değer değil. Ama ipim kalın olduğu için, şişim ve ipim kalın olduğu için aynı ölçüde oldular. Bu şekilde göstermek istiyorum her ikisini de. Bakın. Çok güzel. Cici bir yeleğim oldu. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.